Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 15 Temmuz 2017 Cumartesi. Fethullahçı darbe kalkışmasının yıl dönümünde ana haber bülteniyle karşınızdayız. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Akşam saatleriydi. Kimsenin beklemediği bir olay oldu. Tanklar caddelere çıktı. Ana arterlerde boy gösterdi. Asker sokaktaydı. Herkes şaşkındı. Kimse askerin bir kalkışmaya teşebbüs edebileceğini düşünmemişti. Çünkü Türk milleti askerine gönülden bağlıydı. Herkes ne olup ne bittiğini soruyordu. Mehmetçik bir şey yok diyordu. Zira erlerin de hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama hain bazı subaylar WhatsApp grubu üzerinden uzun süre önce planlarını yaptıkları o hain darbe kalkışmasını gerçekleştiriyorlardı. Çok geçmeden de gerçekler ulusal kanal ayrıcalığıyla ortaya çıkmıştı. Dedik ya, bugün 15 Temmuz. Bir yıl önce tam da bugün devlet içine yerleşen Fethullahçı Gladio kanlı bir kalkışmanın düğmesine bastı. Brüksel'deki NATO karargahından yönetilen Fethullahçı askerler tanklarla, uçaklarla Türk milletine bomba yağdırdı. Devletin kritik kurumları, hatta Gazi Meclis bile bombaların hedefi oldu. Türk ordusu ve Türk milleti 21 saat boyunca Gladio'yla göğüs göğüse çarpıştı ve kanlı geceden zaferle çıkıldı. Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en kanlı gecesini yaşadı. Köprüler kapatıldı, halka ateş açıldı, hatta Gazi Meclis ilk kez savaş uçaklarıyla bombalandı. Türk milleti darbeyi İstanbul'daki İki Boğaz Köprüsü'nün tek yönlü trafiğe kapatılmasıyla öğrendi. Tanklar yolu kesmiş, askerler köprüde dizilmişti. Önce ne olduğu anlaşılamadı. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Fethullahçı Gladio, Amerikancı darbenin düğmesine basmıştı. Sıkı yönetim abi! Kapat! İstanbul'da köprüler tutulurken Ankara'da da hareketlilik başlamıştı. Genelkurmay civarından efendim, Genelkurmay civarından yoğun 22 yaptı geliyorum. Saat 21.22. İlk olarak Genelkurmay karargahı basıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli darbeci askerler karargaha tam teçhizatlı ve silahlı olarak girdi. Amaç darbeyi karargahtan yönetip Türk Silahlı Kuvvetlerine mal etmekti. Orgeneral Akar'a darbe bildirisi imzalatılmaya çalışıldı. Ancak Akar bütün baskılara rağmen darbecilerin talebini reddetti. Saat 21.30. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'ne Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinden silah sesi duyulduğu yönünde bir bilgi gitti. İhbar üzerine Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Kontrol Merkezi yetkilileri arandı. Ancak ani müdahale mangaları tarafından tatbikat yapılıyor yanıtı verildi. Anlaşıldı efendim, bilgi aktarıyorum. Saat 22. Darbecilerin kullandığı F-16'lar, meclis, Genelkurmay Karargahı, Çankaya Köşkü, Emniyet Binası gibi kritik kurumların üzerinde alçak uçuş yapıyordu. Televizyonlar canlı yayına girmiş ve İstanbul'da da Boğaziçi Köprüsü'nün bir grup asker tarafından kapatıldığı bilgisi veriliyordu. Ankara'daki MİT binasında çatışmalar yaşanıyordu. Olayın bir tatbikat değil, darbe girişimi olduğu tezi güçlenmeye başladı. Başbakanlık bünyesinde yeni bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Havadan ve karadan tüm saldırılara karşı silahlı müdahale talimatı verildi. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Saat 23. Darbeci askerler helikopterlerle
İstanbul Kadıköy'deki Moda Deniz Kulübü'nün bahçesine havadan ateş açarak indi. O sırada kulüpte Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü vardı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Orgeneral Mehmet Şanver dahil bütün üst düzey komutanlar rehin alındı. Saat 23.03. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı'ndan Akıncı Üssü'ne götürüldü. Saat 23.08. F-16'lar Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombaladı. 42 polis o bombardımanda şehit oldu. Saat 23.45. Bir grup darbeci TRT'ye silahlarla girdi. TRT'de darbe bildirisi okutuldu. Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır denilerek uluslararası merkezlere mesaj verildi. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Saat 23.48. Vatan Partisi girişimin bir Fethullahçı kalkışma olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Vatan Partisi yöneticileri peş peşe halkı kalkışmaya karşı uyardı. Şu anda olay daha da netleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Fethullahçı, Amerikancı bir ekip, bir grup, bir kalkışmaya içerisinde şu anda hali hazırda devam eden bir kalkışma var. Artık saat 24'ü geçmişti. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecenin ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CNN Türk yayınına katıldı. Darbeye karşı halkı meydanlara çağırdı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Saat 1.59'da bu kez Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önce Kanal A yayınından sonra da Ulusal Kanal'dan Türk milletine seslendi. Bu kalkışmaya girişenler kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk ordusunu temsil etmiyorlar. Bu çok önemli. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup Fethullahçı, bir grup Amerikancı unsurların girişimidir. Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti omuz omuza verecek ve bu kalkışmayı bozguna uğratacak. Halk darbeye karşı meydanlara indi. Devlet kurumlarının önü Türk bayraklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar tarafından doldu taştı. Halk üzerine yağan mermilere ve bombalara rağmen meydanlardan ayrıldı. Darbecilerin kışlalardan çıkardığı tanklar yolları kesmiş, namlular Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne doğru çevrilmişti. Tanklar insanları eze eze ilerliyordu. Yaralanan vatandaşlara olay yerindeki diğer vatandaşlar tarafından yardım ediliyor ancak kimse evine dönmüyordu. Yaralılar, üçü de yaralı. Abi, ver elini ver. Saat 2.15. Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan darbeciler Türk bayraklarıyla meydanlara inen halka tanklarla ateş açtı. Çok sayıda kişi yaralandı. Birisi vurulmuş. Hala ateş ediyorlar. Saat 2.22. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan 3'ü rütbeli 13 darbeci asker gözaltına alındı. Daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı bir açıklama yaparak bir üst teğmen, bir ast subay, 7 askerin gözaltına alındığını ve 3 tankın da ele geçirildiğini duyurdu. Darbecilerin direnci kırılmaya başlandı. Devlet kurumlarını ele geçiren darbeciler peş peşe teslim oldu. Saat 2.32. Meclise bomba atıldığı haberi geldi. İkinci ve üçüncü bomba da peş peşe saat 3.20'de atıldı. Külliye çevresi helikopterlerle tarandı. İki vatandaşımız yaralandı. Saat 3.30. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otel basıldı. Erdoğan otelden baskından önce ayrılmıştı. 23 kişilik Maktim'i Erdoğan'ın koruma polisleriyle çatıştı. 5 polis yaralandı. Saat 3.40.
Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterler tarafından vuruldu. Nizamiye'ye bir atış yapın, Nizamiye'ye. Saat 5. Polis Genelkurmay binasını çevreledi. Darbeci askerlere teslim olun çağrısı yaptı. Saat 5.45. Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosu'nda bulunan yaklaşık 10 asker teslim oldu. Saat 6.10. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınları 2 F-16 tarafından bombalandı. İki vatandaş hayatını kaybetti. Külliye önünde toplanan vatandaşlara helikopterden ateş açıldı. Abi Meclis'in caminin orayı vuruyor ya. Saat 6.50. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı atadı. Emir komuta zinciri dışında bir askeri hareketlilik başlamıştır. Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Ümit Dündar, 16 Temmuz sabahı darbe girişiminin bastırıldığını bir açıklamayla duyurdu. Darbe teşebbüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmiştir. Bu durum, darbecilerin medya ve internet gibi enformasyon araçlarıyla giriştikleri algı operasyonunu kısa sürede çökertmiştir. Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sağ kurtarıldığını ve Çankaya'da kriz merkezinde görevinin başında olduğunu açıkladı. Akar, Akıncı'daki 4. Anajet Üst Komutanlığı'ndan bir askeri helikopterle Çankaya'daki kriz merkezine gitti. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kanlı gecesinin yaşandığı o gün, asker, polis ve sivil olmak üzere toplam 249 şehit verdik. Mermilerin ve bombaların hedefi olan çok sayıda kişi yaralandı. Darbeye katılan 2839 asker gözaltına alındı. Darbe gerçekleşseydi ne olacaktı? Ne düşünüyorsunuz? Amerika destekli 15 Temmuz Gladio kalkışması orduyla milletin el ele vermesiyle birlikte ezildi. O kanlı gece komuta kademesinin dirayetli duruşuyla bastırıldı. Alınan önlemler sayesinde paniğe kapılınca darbe kalkışmasını öne çekmek zorunda kalan FETÖ'cüler, komutanları ikna edemeyince başarısızlığa uğradı. So many of you maybe only caught it in the news, or some of you, probably most of you don't know, but there's an ongoing coup going on in Turkey right now. Right now, there's a coup. Yeah, and I was just literally going back and forth with a very. Sakın etme abi. Kapat. Ateş etme emri veriyorum. Tamam. 15 Temmuz'da Amerikancı darbe girişiminin önündeki en büyük engel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi oldu. Komutanlar darbecilerin tankına tankla, uçağına uçakla karşılık verdi. Akıncı üssündeki uçak pistlerinin bombalanmasından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal eden darbeci generalin öldürülmesine kadar yapılan bütün kritik hamleler Amerikancı darbeyi çökertti. Komutanların kararlı duruşu ve aldığı önlemler sayesinde darbe bastırıldı. Darbeciler devlet ve millet desteğiyle Türk ordusundan temizlendi. ...15 Temmuz'da hareketlilik öğle saatlerinde başlamıştı. Bir binbaşı MİT'e giderek o gece MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın alınacağı ihbarını iletti. İhbar üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Karargahı'nı arayarak Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüştü. Güler, konuyu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a aktardı. Akar da Hakan Fidan'ı aradı, karargaha davet etti. Karargahta yapılan toplantıda konunun büyük bir planın parçası olacağı şüphesi ortaya çıktı. Orgeneral Akar hemen bir dizi önlemler alınması talimatını verdi. Bu kapsamda saat 18.30'da Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne tüm Türkiye'de hava sahasının askeri helikopter ve uçaklara kapatılması, havada bulunan askeri uçak ve helikopterlerin üstlerine dönmesi, yeni kalkışlara da izin verilmemesi talimatı iletildi.
Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı'na Kara Havacılık Komutanlığı'na gitmesini, şüphe uyandırmadan hangarlarda uçakların ve helikopterlerin durumuna bakmasını, gelen istihbaratın doğruluğunu tetkik etmesini ve gözaltı ve tutuklama da dahil olmak üzere gerekli gördüğü her tedbiri almasını emretti. Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Güra'a telefonla arayan Orgeneral Akar, Güra'nın Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na gitmesini, hiçbir tankın ve zırhlı aracın birlik dışına çıkmasına müsaade edilmemesini emretti. Alınan bu tedbirler nedeniyle darbe öne çekildi. Paniğe kapılan darbeciler gece saat 3'te yapmayı planladıkları darbenin düğmesine akşam saatlerinde basmak zorunda kaldı. Emir komuta zinciri dışında bir askeri hareketlilik başlamıştır. Kısa sürede yapılan bir değerlendirme sonucunda bu hareketliliğin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış olan çeşitli rütbelerden bir grup asker tarafından başlatılan bir darbe girişimi olduğu anlaşılmıştır. Darbe girişiminin ilk anından itibaren de peş peşe yapılan açıklamalarda kalkışmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal edilmesi engellendi. Akıncı üstünde rehin tutulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar baskılara rağmen bildiriye imza atmayı reddetti. Bu eşkıyalar, ihanet şebekeleri işte bir darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Fakat bunda başarılı olamadılar, olamayacaklar. Biz görevimizin başındayız. Yüce milletimiz bizim arkamızda. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, NTV yayınında başarılı olamayacaklar, görevimizin başındayız açıklamasını yaptı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Assubay Ömer Halis Demir, Aksakallı'nın emriyle ölümü göze alarak Tuğgeneral Semih Terzi'yi onlarca darbeci askerin arasında öldürdü. Halis Demir'in bu hamlesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbede aktif bir şekilde kullanılmasını da engelledi. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin darbeye karşı kararlı bir tutumu vardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın odası darbeciler tarafından basılmıştı. Akar'ın başına silah dayayan Emir Subayı Yarbay darbe metnini imzalamasını istedi. Ancak Akar sert bir şekilde bildiriyi imzalamayı reddetti. Bu tartışmalar gırtlak gırtlağa yaşandı. Darbeciler Orgeneral Akar'ın elini ayağını plastik kelepçeyle bağlamaya kalkıştı. Akar darbecilere direndi. FETÖ mensubu teröristler Orgeneral Akar'ı yere yatırmaya çalıştı. Akar darbecilerle yerde de bir süre boğuştu. Kelepçeleme işlemi kolay olmadı. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarla pasif göreve alınmış subaylar da o gece Fethullahçı darbe girişimine karşı darbeci askerlere ilk müdahale eden isimlerdi. Balyoz davasında 3,5 yıl hapis yatan Tuğgeneral Ali Demir'le Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Tuğgeneral Nurettin Alkan ve Albay Güven Şaban o gece Jandarma Genel Komutanlığı'ndaydı. Balyoz mağduru komutanlar nizamiye kapısında darbecilerle çatıştı. O çatışmada Tuğgeneral Nurettin Alkan sol omzundan vuruldu. Sadece görevde olanlar değil, Fethullahçı Gladio tarafından ordudan tasfiye edilen askerler de o gece darbecilerle çatıştı. Türk demokrasisi için... Nitekim Başbakan Binali Yıldırım da darbenin bastırılması için Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı atadı. Ve komuta kademesinin girişimiyle darbe bastırıldı. Darbeciler gözaltına alındı. ...15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. Görüntüler ekranınıza gelecek. İstanbul'da bir hareketlilik var. Ama bu kez anma etkinliği için bir hareketlilik var. Binlerce vatandaş, yüz binlerce vatandaş şu an sel olup akmış durumdalar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinliğe katılmak için. Bugün Türkiye'nin, Türk milletinin ordusuyla, güvenlik güçleriyle, polisiyle, tüm devlet kurumlarıyla bir karanlığa çekilmek istenişinin ancak ya istiklal ya ölüm parolasıyla yola çıkan
askerinin, polisinin, güvenlik korucusunun, muhtarının, vatandaşının, o darbecilere geçit vermeyişinin yıl dönümü. İşte ellerde şanlı Türk bayrağı, ellerde aziz şehitlerin fotoğrafları, on binlerce, yüz binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler için hazır bekliyorlar. Darbe girişiminin birinci yılındayız. Birinci yıl dönümü için İstanbul'da ayrı, Ankara'da ayrı, yurt genelinde her ilde farklı farklı etkinlikler düzenleniyor. İstanbul'daki törenlerin merkezi hiç şüphesiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir yürüyüş yapıldı. 18.30 itibariyle başladığı yürüyüş hala da devam ediyor sevgili seyirciler. Köprü üzerindeki etkinliğe vatandaşlarımız ellerindeki Türk bayraklarıyla katılmaya devam ediyorlar. Bu kanal, ulusal kanal, FETÖ'nün onlarca kumpasına maruz kaldı. Direndi, yıkılmadı. FETÖ'yü en iyi ulusal kanal tanıdı. 15 Temmuz'da tankları tüfekleriyle geldiler, yine ulusal kanal duvarına çarptılar. Ankara'da F-16'lar alçak uçuş yapmış, İstanbul'da tanklar ve askerler, ki FETÖ'cü askerler, Boğaz Köprüsü'nü kapatmıştı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan silah sesleri geliyordu. Herkes bu ihbar sonrası işlerin olduğunu fark etmişti. Başbakan Binali Yıldırım, askeri bir kalkışma olduğunu söyleyince herkes kim yapıyor bu darbeyi sorusunu sormuştu birbirine. Yanıtı bir tek ve en erken ulusal kanal verdi. Hareketlilik başlar başlamaz Türkiye'nin her yerinde, olay mahallinde yerini alan ulusal kanal tarihi bir yayıncılık örneğiyle düşmanın kim olduğunu Türk milletine gösterdi. İşte 15 Temmuz gecesi ulusal kanal. Trafikte vatandaşın birisi arabadan bana köprü kapalıymış dedi. Tarih 15 Temmuz 2016. Saat 22.05. Ankara ve İstanbul'da askeri hareketlilik sokağa yansımış, hareketliliği duyan ulusal kanal teyakkuza geçmişti. Türkiye'nin her köşesinden ulusal kanal çalışanları neler olup bittiğini öğrenmek ve yurttaşı anlatmak için seferber olmuştu. Ulusal Kanal Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kızılay ve Beştepe Sarayı'nda, İstanbul'daysa Taksim, Boğaziçi Köprüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Çengelköy'de yerini almıştı. Boşaltıyoruz burayı! Genelkurmay'dan silah seslerinin geldiğine yönelik ihbar geldi önce. Kimse ne olduğunu bilmezken, ulusal kanal çalışanları FETÖ'nün hareketlenmiş olabileceği üzerinde duruyor, ancak doğrulatmadan halka duyurmak istemiyordu. İlk açıklama saat 23.01'de Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, askerin içindeki bir grubun kalkışma yaptığını açıkladı. Ancak hangi grubun kalkışma yaptığını söylemedi. Asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Peki kimdi bu grup? Türkiye, kalkışmayı yapanların kim olduğunu ilk kez ve en erken ulusal kanal ekranlarından öğrendi. Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Erdem Atay, canlı yayında harekete geçen grubu ifşa ettiğinde saat henüz 23.13'tü. Asker içerisindeki cemaatçi yapının yapıya karşı bir operasyon düzenlenecekti ve operasyon soruşturmalar genişletiliyordu. Bu soruşturmalara karşı bir grubun asker içerisinde operasyon yapmaya kalktığı. Saat 23.30. Türk Silahlı Kuvvetleri internet sitesinde Yurtta Sulh Konseyi imzalı bildiri yayınlandı. Bildiride yönetime el koyulduğu belirtildi. Saat 23.45'te de bir grup asker TRT'ye silahlarıyla girdi ve TRT'de darbe bildirisi okutuldu. FETÖ'cülerin korsan bildirisi bazı kanallarda defalarca tekrarlatılırken, ulusal kanal mücadele çağrısı yapıyordu.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın korsan bildiri açıklamasından dakikalar önce dönemin Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan harekete geçti. Halka gerçekleri anlatmak için canlı yayına çıktı. Siz de az önce söylediğiniz önemli bir düzeltme yapmamız gerekiyor milletimize karşı. Olağanüstü günler yaşanıyor, olağanüstü dakikalar yaşanıyor. Bilgi kirliliği yaşanıyor. Ajanslara düşen, TSK adına yapıldığını söylenen, ülke yönetimine bütünüyle el konmuştur lafı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bağlamamaktadır. Bu laf darbe girişiminde bulunan, kalkışma girişiminde bulunan Amerikancı Fethullahçı gruba ait bir laftır. Ve Türk ordusu bu girişimi bertaraf edecek güçte ve kuvvetlidir. Türkiye'yi aldatmak isteyenler bir kez daha Ulusal Kanal duvarına çarpmıştı. Türkiye'ye karşı bir Amerikancı Fethullahçı kalkışma vardır. Türk ordusu bu kalkışmayı ezecek bir kuvvete sahiptir. Buna inanıyoruz. Buradaki amaç tabii ki halkı sokaklara çağırmak. Bu girişime, bu kalkışma girişimine karşı insanları sokaklara çağırmak. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında sokaklarda. Tankların üzerine çıkıyor halkımız. İnsanlar askere kışlana geri dön diyor. Askerle çatışmak istemiyor hiçbir şekilde. Helikopter hareketliliği var dedik İstanbul'da, Taksim üzerinde. Yine bir helikopter sesi duyuyorum. Ulusal Kanalı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan doğruladı. Halkı FETÖ'ye karşı direnişe çağırdı. Milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın tanklara karşı direnişini de Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya canlı yayında olay mahallinden aktardı. ABD darbesiyle karşı karşıyayız değerli izleyenler. Burası hemen hemen şu an için en yakın noktalardan birisi yayın yapılan, canlı yayın yapılan. Zor koşullarda yaptığımızı tekrar söyleyeyim. Teknik imkanlar da dahil buna. Ama şöyle bir baktığınızda değerli izleyenler, uçakları duyabilirsiniz. Birkaç uçak, helikopter, birkaç tane helikopter. Onun dışında vatandaşı kesinlikle destek vermediğini söyleyeyim. Öncesinde konuştuklarımda da sakin olmak gerekiyor değerli izleyenler. İkincisi şunu söyleyelim. Ankara'daki kritik birlikler. Arkadaşlarımız takip ediyorlar, bazı bilgiler de aldık. Kritik birlikler kesinlikle katılmıyorlar. Kesinlikle bu sürecin içinde yer almıyorlar. Tekrar tekrar da vurgulamak istiyorum. Şöyle bir baktığınız zaman da o birliklerin bulunmadığını, özellikle zırhlı birliklerin bulunmadığını görmek mümkün değerli izleyenler. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin de halkı uyaranlar arasındaydı. Bu işin başarı ulaşması mümkün değil. Ben bütün vatandaşlarımızdan şunu istiyorum, çıksınlar ve bu darbe girişimine karşı, bu yapılanlara karşı gereken tepkiyi göstersinler ve bu darbecilerin, darbe yapmak isteyenlerin isteyenlere karşı gereken isteyenlere gereken tokatı, şamarı vursunlar. Ateş ediyorlar, ateş! Ateş ediyorlar! Halka ateş ediyorlar. Siz hepiniz bizim evladımızsınız çocuklar. Yanlıştan dönmek derdendir. 80 darbesini ben gördüm, yaşadım. Bu oyuna gelmeyin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerleri FETÖ'yle içeride çatışırken, halk sokakta tankları durdururken, Ulusal Kanal'da 80 milyona mücadele aşılıyordu. FETÖ darbe girişiminin önlenmesinde Ulusal Kanal'ın önemini en iyi kanalın programcılarından yazar Nihat Genç anlattı. Türkiye halkı bize ses vermiştir. 10 yıldan beri söylüyorduk burada. Ulusal Kanal'ın elini öperim, ayağını öperim. Bu Ulusal Kanal'ın kapısına kadar gelip 300 lira, 500 lira aidat ödenen şu halkımıza neyi ayakta tuttuklarını gördüler mi? Direnen kimin olduğunu gördüler mi? Kimin lafı doğru gördüler mi? Kimin daha önceden uyardığını, halkımızı uyardığını, tedbirli olmamız gerektiğini gördüler mi? O 300 lira ve 500 liralarla oldu iş. Akın İpek gibi holdinglerimiz yoktu bizim. Tayyip'in vakıfları gibi de milyar dolarlarımız yoktu. 3 lira 5 lira, 3 lira 5 lira. Köylü halkımız ya bunlar. Kapıya kadar gelip 20 lira aidat, 50 lira aidat veren halkımız. O hain darbe kalkışmasının akşamında tüm kanallar FETÖ'cülerin bildirisini yayınlarken karşı duran, dik duran, bunun FETÖ'cülerin bir kalkışması olduğunu söyleyen tek kanal Ulusal Kanal'dı.
FETÖ darbe kalkışması sonrası Amerikancı ve liberal çevreler Türk Silahlı Kuvvetleri artık savaşamaz propagandası yapmaya başladı. Oysa unuttukları bir kahramanlık destanı vardı. Yıllar öncesinden yazılan. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar, diyordu İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif, ordusuyla bütünleşmiş Türk milletini anlatırken. FETÖ'cü ve Amerikancılar tarafından kumpas davaları, sonrası bir kez daha hedef tahtası haline getirilip yıpratılmak istenilen Türk Silahlı Kuvvetleri, darbeden sadece 40 gün sonra başlattığı Fırat Kalkan Harekatı'yla tüm dünyaya çok anlamlı bir mesaj verdi. Harekatla Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör koridorunun tam ortasına bir hançer indirildi. Hain plan bozuldu, IŞİD ve PKK ağır darbeler aldı. Bir yandan terör yuvaları yerle bir edilirken, bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki GLADEV yapılanma tasfiye edildi. 15 Temmuz sonrası Türk milleti terörün merkezindeki gerçek düşmanın kim olduğunu artık çok net görmüştü. Ankara bundan sonraki süreçte Washington'la cephe cepheye savaşa başlayacaktı. İşte 15 Temmuz'dan sonra yaşananlar. PKK'yı harekete geçirdiler, FETÖ'yle darbeye yeltendiler. Yetmedi, Türkiye'nin güney sınırında terör koridoru oluşturmayı hedeflediler. Talimatları Atlantik vermiş, tüm taşeron terör örgütleri bir bir saldırıya geçmişti. Tarihinin en büyük saldırılarıyla karşı karşıya kalan Türkiye, kararlı bir mücadelenin içine girdi. İncirlik Üssü Merkezi ve Amerika destekli 15 Temmuz darbe girişimi bertaraf edildikten sonra Türkiye hem içte hem dışta terör örgütleriyle amansız mücadelesini hızlandırdı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Artık kımıldayamaz denilen Türk Silahlı Kuvvetleri dünyaya meydan okudu ve Amerika ile İsrail'in oluşturmak istediği Kürt koridorunu kesmek için operasyon başlattı. Harekatın adına Fırat Kalkanı denildi. DAEŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz başlatmış durumda. Güvenlik güçlerimiz başlatmış durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Ağustos 2016'da verdiği bu talimatın ardından Türk ordusu ve ÖSO unsurları önce Azez, ardından Cerablus'u kontrol altına aldı. Kahramanlık destanının yazıldığı en çetin mücadele ise IŞİD'in ikinci karargahı olarak kabul edilen Elbap'ta verildi. 67 Mehmetçiğimiz şehit düştü ama Suriye'deki terör koridoru bıçak gibi kesildi. Harekat 216 gün sürdü. Amerika ve Avrupa ülkelerinin tehditlerine meydan okuyan harekat sürerken Erdoğan Washington'a sert mesajlar veriyordu. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içinde. Terörle mücadelenin sınır içindeki hedefi ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet kurumlarına sızmış Amerikancı GLADEV FETÖ'ydü. Yeni bir darbe kalkışmasına girişilmemesi için devlet hızlı hareket ediyor, FETÖ'cüler kurumlardan tek tek ayıklanıyordu. Ergenekon ve balyoz tertipleriyle ordudan uzaklaştırılan kahraman subaylar da göreve çağrılınca ordu daha da güçleniyordu. Amerika'nın önemli dergileri Türkiye'de darbenin çıkar yol olduğunu söylüyorlar. Bunların tesadüf olduğunu kimse bize söylemez. Yaşanan terörün komuta merkezinin Washington olduğunu gören Türk milleti asıl düşmanını tanır olmuştu. Siyasetçiler de buna sessiz kalmadı. Başta Vatan Partisi olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Atlantik cephesine karşı mücadele mesajları verdi. Darbe girişiminin karargahı İncirlik Üssü daha çok sorgulandı. Üssün kapatılması için önemli çağrılar yapıldı. Vatan Partisi bugün bütün yurt çapında ve uluslararası düzlemde aynı zamanda vatan bütünlüğü ve güvenliğimiz için İncirlik Üssü ABD'ye kapatılsın kampanyasını başlatmıştır. Siz bu noktada hem DAEŞ'le mücadele ettiğinizi ifade ediyorsunuz, hem de istenen, arzu edilen desteği vermiyorsunuz. Tabii ki Türkiye içerisinde de işte biraz önce sizin sorduğunuz gibi İncirlik'in de sorgulanmasına sebep oluyor. Tüm bunlara rağmen Atlantik'in saldırıları bitmedi. Daha önce tutuklanan iş adamı Rıza Zarrab üzerinden Türkiye'yi dize getirmeye çalıştılar. Ardından
Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı teslim aldılar. FETÖ'nün Amerikalı kalemşörü Rubin'in tehditkar yazıları da bunlara eklendi. Dolmabahçe ve Reyna'yı kana buladılar. Türkiye yine boyun eğmedi. Amerika'nın bir planı daha vardı. Washington, IŞİD'i bitirmek adı altında PYD'ye silah ve mühimmat verme kararı aldı. Ankara'dan yapılan yoğun ikazlara karşı yardımlar devam etti. Amerika, PYD'yi bölgede kullanabileceği güçte bir ordu olması için çabalıyordu. Hedef de bölge ülkelerini parçalamaktı. Terör örgütü PYD'ye yardımların devam ettiği bu süreçte Ankara, bölge ülkeleriyle önce Suriye sorununun çözümü için Astana sürecini başlattı. Ardından Rusya ve İran'la kritik görüşmeler gerçekleştirildi. Son yaşanan Katar kriziyle Türkiye, bölge ülkeleriyle aynı cephede buluştu. Amerika belki de ilk kez Türkiye'nin karşı cephesine itildi. Süreç devam ediyor ve Türkiye, Atlantik ülkeleriyle, onların taşeron örgütleriyle amansız mücadelesini sürdürüyor. Kararlılık sürerse bölgemiz için bağımsızlık ufukta görünüyor. Darbe kalkışmasının birinci yılında FETÖ'yle mücadele devam ediyor. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda aralarında general, vali, emniyet görevlisi, hakim ve savcıların da olduğu 50 binden fazla FETÖ üyesi tutuklandı. OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle binlerce örgüt üyesi de ekmeğini yiyip ihanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarından ihraç edildi. 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından örgütün kripto haberleşme programı Baylon deşifre edilmesi, FETÖ üyelerine yönelik operasyonların daha da genişlemesini sağladı. Darbe karşıtı askerler, emniyet güçleri, Türk milleti ve siyasi liderlerin yek vücut olmasıyla püskürtülen darbenin yıl dönümünde Amerika Gladyosu FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Geride kalan bir yılda OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle çok sayıda FETÖ üyesi gözaltına alındı. Örgütün üst düzey isimleri dahil on binlerce kişi tutuklanıp cezaevine konuldu. Sınav sorularının çalınması dahil çeşitli hilelerle devlet kurumlarına sızan üyeleri de açığa alındı. Gelinen süreçte bugüne kadar 169.013 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 24'ü vali, 73'ü vali yardımcısı, 116'sı kaymakam, 8.815'i emniyet mensubu, 169'u general, 7.098'i albay ve daha alt rütbeli asker olmak üzere toplam 50.510 FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine konuldu. Asker, polis, vali, vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında olduğu 48.439 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 43.404 kişi de savcılık ve emniyet sorgularının ardından serbest bırakıldı. 152 asker, 392 polis, 3 vali yardımcısı, 9 kaymakam, 7.266 diğer şüpheli olmak üzere 8.087 kişi hakkındaysa yakalama kararı bulunuyor. Darbe kalkışmasının ardından örgütün yargıdaki yapılanmasına da ağır darbe indirildi. 2.280 hakim ve savcı, 105 Yargıtay üyesi, 41 Danıştay üyesi, 3 HSYK üyesi ve 2 Anayasa Mahkemesi üyesi dahil 2.431 kişi tutuklandı. Haklarında yasal işlem başlatılan 4.469 FETÖ'cü yargı üyesinden 1.216'sı için adli kontrol kararı verildi. 88 kişi savcılık, 409 kişi de emniyet sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adli ve idari yargıda 234, Danıştay'da 5, Yargıtay'da 26 kişi olmak üzere 265 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. 6 hakim ve savcının gözaltı süresi ise devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre bir yıllık sürede kara, deniz ve hava kuvvetlerinden 7.655 personel ihraç edildi. İhraç edilenlerden 150'si general ve amiral, 4.287'si ise subay statüsünde. 786 kişi hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ise 9.000'den fazla polis ihraç edildi. Çıkarılan KHK'larla AFAD'dan Diyanet'e, devlet kurumlarına yuvalanan binlerce örgüt üyesi memuriyetten uzaklaştırıldı. Örgüte ait vakıf, dernek ve medya kuruluşları da kapatıldı.
Soruşturmalarda örgütle bağlantısı olmadığı anlaşılan isimler de görevlerine iade edildi. ...15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplandı. Oturumda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimindeki dik duruşu nedeniyle meclisin ikinci kez gazi unvanını hak ettiğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, darbenin hala aydınlatılmayan yönleri olduğunu savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli ise hainlerle Mehmetçiğin ayırt edilmesi uyarısında bulundu. FETÖ'cü darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplandı. Meclisteki grubu bulunan parti liderleri onar dakika söz aldı. Milletvekillerimiz parti kimliklerini bir kenara bıraktı. Hep beraber demokrasiye, ülkemize sahip çıktı. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için bu ibret verici olaydan ders alıp devleti başka tehlikeli ittifakların tuzağından uzak tutmak şarttır. 15 Temmuz'da çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi defalarca bombalanmış, kurşun yağmuruna tutulmuştu. Oturumda kürsüye ilk çıkan AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım oldu. Kurtuluş Savaşı'nda ya istiklal ya ölüm diyerek vatanını savunan bu gazi meclis değil miydi? 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha ya istiklal ya ölüm andını içerek verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ikinci kez gaziliği hak etti. Yıldırım'ın ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. 15 Temmuz için kontrollü darbe mesajları veren Kılıçdaroğlu iki de öneri sundu. Bunlardan ilki demokrasinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesidir. Yani hukuk sistemimizin darbe hukukundan arındırılmasıdır. İkincisi ise darbe girişiminin bütün boyutlarıyla masaya yatırılması ve tüm karanlık noktaların aydınlatılarak gerçeklerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlamaktır. Konuşmasında birlik mesajları veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise önemli bir uyarıda bulundu. Aklımızı başımıza almazsak, milli birlik ruhunu kaybedip birbirimize düşersek, açık açık uyarıyorum ki ya bizi bu vatandan söküp atacaklar ya da burada bizi gömüp üzerimizden aşacaklardır. Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanmış bir kısım darbeci hainle Mehmetçi'yi mutlaka ayırt etmek gerekmektedir. Liderler kontrollü darbe iddialarını da gündemine aldı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Yıldırım ve Bahçeli ayrı ayrı yanıt verdi. FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar, 15 Temmuz ruhunu hissedemeyenler, Yeni Kapı ruhuna layık olamayanlar, onlar ancak kontrollü ruhlarla bir arada olabilir. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek her şeyden önce aklın inkarı, vicdanın itlafı, yalın gerçeklerin imhasıdır. Darbe girişiminin yıl dönümünde konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 15 Temmuz'un iç barışa ve vatan bütünlüğüne karşı yapıldığını söyledi. Perinçek, darbenin önlenmesindeki en büyük rolün kahraman Türk ordusuna ait olduğunu da belirtti. Türk ordusu, Türk milleti el birliğiyle bu darbeyi ezdi. 40 yıldır FETÖ'ye karşı mücadele veren Vatan Partisi, bu girişimin Amerika destekli FETÖ darbesi olduğunu herkesten önce duyurdu. Vatan Partisi'nin önderliğinde Gladio'ya karşı bir mücadele var. 15 Temmuz'un yıl dönümünde konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, darbe girişimini 3 başlıkta özetledi. Bu darbe birinci olarak Türkiye'de iç barışa karşı, yurtta barışa karşı bir darbeydi. İkincisi vatan bütünlüğümüze karşı bir darbeydi. Üçüncüsü de cumhuriyetimize karşı gerici, cemaatçi, tarikatçı, şeyhlerin, ortaçağ mensuplarının darbesiydi. Perinçek, FETÖ darbesinin önlenmesindeki en büyük rolün Türk ordusuna ait olduğunu vurguladı. Kuşkusuz darbenin bastırılmasında Türk ordusunun rolü, etkisi birinci derecededir. Çünkü
darbeciler, Gladio'nun darbecileri, Amerika'nın darbecileri, Türk ordusu içine, Türk polisi içine yuvalandırılmış olan silahlı kuvvetlerin darbesi. Vatan Partisi askeri küçük düşüren afişleri yargıya taşımaya hazırlanıyor. AKP'nin içinde de illerde, ilçelerde, merkez düzeyinde o afişlere tepkiler vardır. Vatan Partimiz yarın bu afişleri asanlar, astıranlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklardır. Perinçek, afişlerin psikolojik savaş ürünü olduğunu söyledi. Türk askerini zavallı gösteren, ağlayan gösteren afişlerin asılıyor olması bütün Türkiye'de vahimdir. Bu Türk ordusuna karşı, Türk askerine karşı bir psikolojik savaştır. Ve bu savaşı da... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında vatandaşlar alanlarda. Ne FETÖ, ne PKK, ne PYD, ne DAEŞ bizi parçalayamaz, bölemez. FETÖ'cü darbe girişiminin ardından tüm yurtta şehitleri anma törenleri düzenlendi. Kars'ta bastırılan darbe girişiminin yaşandığı garnizon komutanlığı önünden başlayan şehitleri anma yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Meşaleli yürüyüşün en önünde garnizon komutanı vekili Albay Ali Fuat Arıkan, il jandarma komutan vekili Albay Osman Kılıç ve il emniyet müdürü Faruk Karaduman vardı. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek millet. İşte buyuz. Türk millet olarak Kars'tan tüm Türkiye'ye selam olsun. Yürüyüş İl Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu ise 15 Temmuz şehitlerini anmak için 15 zirvede 15 demokrasi ateşi yaktı. Demokrasi ateşinin yandığı bir diğer yerde Bitlis'in 2850 rakımlı Süphan Dağı'ydı. 63 dağcı darbe girişimini unutmamak için zirvede demokrasi ateşini yaktı. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de 15 Temmuz teması hakimdi. Güreşlere katılan başpehlivanlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerine minnettarız yazılı tişört ve Türk bayraklı şapkalar takarak davul zurna eşliğinde Er Meydanı'nda tur attı. Gaziantep'te ise bir yemek firması darbecilere karşı koyarak şehit olan Ömer Halis Demir için 40 bin kişilik helva hazırladı. Sabah saatlerinden itibaren yapımına başlanan helva için 4 ton irmik, 4 ton şeker ve 1 ton fındık kullanıldı. Fethullahçı darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Vatan Partililer alanlardaydı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, darbeyi ordu millet el ele ezdik dedi. Önsel, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan afişlere de tepki gösterdi. Fethullahçı darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Vatan Partisi eylem yaptı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, darbeyi ordu millet el ele ezdik dedi. Bu Amerikancı FETÖ kalkışmasını ezen Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Kahraman polislerimizdir. Önsel, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan afişlere de tepki gösterdi. İndirin o afişleri, indirin. O afişlerde Kahraman Mehmetçik, elleri başlarında zavallı, acı size gösteriliyor. Buna en çok kim sevinir değerli arkadaşlar? Düşmanlar sevinir değil mi? Amerika sevinir, FETÖ sevinir, PKK sevinir. İzmir'de de eylem vardı. Fethullahçı Murat yok, ezilecek. Vatan Partililer darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Karşıyaka'da bir araya geldi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. İncirlik Üssü Amerika'ya kapatılsın diyen Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Ali Karşılayan, 15 Temmuz'da Amerikan Gladiosu yenildi dedi. İncirlik Üssü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine verilmeli, Amerikan uçaklarına
kapatılmalıdır. İncirli'ye el olsun, Amerika def olsun. Ulusal Kanal her zaman tarihi uyarılar yapar ve tarih de her zaman Ulusal Kanal'ı haklı çıkarır. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde ana haber bültenimizin sonuna geldik. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahraman vatan evlatlarımızı sevgiyle, saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Eyvallah.